Göreve geldikten sonra 2019 yılının hemen başında ben TUSAŞ Genel Müdürü, Aselsan Genel Müdürü, TÜBİTAK Uzayın Genel Müdürü, Roketsan'ın Genel Müdürü, TÜBİTAK MAM'ın Müdürü, TÜBİTAK Savunma Araştırma Geliştirmenin Müdürleri bunlarla görüştük. Hepsine de şunu söyledim. dedi ki yeni bir üniversite kuruldu, temiz bir sayfayla başlıyoruz. Sizin de nitelikli teknik elemanlara ve mühendislere ihtiyacınız var. Bu üniversiteyi birlikte şekillendirelim. İlk önce de lisansüstü eğitimle yani yüksek lisans doktora programıyla başlayalım. Biraz önce de bahsettiğim gibi yüksek lisans doktora <laughs> e, yüksek lisans doktora programımızın ismi Savunma Teknolojileri Yüksek Lisans ve Doktora Programıydı. Şimdi burada ne yaptık biz? Laboratuvar altyapılarımız o zaman henüz hazır değildi. Lisansüstü öğrencilerimizi TUSAŞ'a gönderdik. Aselsan'a gönderdik, TÜBİTAK Gye gönderdik, TÜBİTAK UZA'ya gönderdik. Yani test konularını, test çalışmalarını orada yaptılar. Sanayi danışmanlar atadık. Yani bu şirketlerde çalışan, doktoralı çalışanların birisini de üniversitedeki akademisyen hocamızın yanında sanayi danışmanı olarak görevlendirdik. Test konularını da onlar verdiler. Yani tusaştan Aselsan'dan, TÜBİTAK SAGE'den test konusu almış oldular. Orada bir fiil oranın personeli gibi çalışmaya başladılar test konularını yaparken. Bu her iki taraf için de kazan kazan yöntemi oluyordu. Çünkü onlar hem akademik bilgi birikiminden faydalanıyorlardı. Bir saha tecrübesi kazanıyordu. Öğrencimiz bir de tabii özel sektör iş tecrübesini kazanıyordu lisanslı öğrencilerimiz. Bu çıktılar zaten amacımız ilk kuruluş aşamasında üretip, altyapılarımızı kurup bu esnada da o savunma şirketleriyle birlikte laboratuvarlarımızı yapacağımız diğer altyapıları planlıyorduk. Bunları tamamladıktan sonra iki yıl önce de lisans <laughs> eğitimine başladık. Bu çıktılarda lisans öğrencilerimize anlattık. Yani e, ilimizdeki, çevre illerimizdeki e, lise öğrencilerini ziyaret ettik. Onlara dedik ki biz farklıyız, bakın yeni kurulduk ama İsmail Hocam biraz önce çok ...güzel bahsetti yani yeni ama... ...biz çok hazırız... ...biz başladık... ...olgunluk seviyesine getirdik artık... ...hem akademik kadromuzda hem laboratuvar altyapımızda... Daha sonra lisans eğitimine başlıyoruz... ...it ...normalde mezun vermeyen üniversiteler... ...yüksek lisans da açamazlar değil mi... ...öyle tabii. bir Türkiye'de ilktir bu... İlk alanda. ...doğru gökte bize... ...ilk defa orada bir kolaylık sağladılar... ...yani bizim gayretimizi gördüler... ...yaptığımız işin doğru olduğunu da... ...onlar da kanaat getirdiler... Türkiye'de de ilk defa lisans eğitimden mezun vermeden yüksek lisans ve doktora eğitimine başlayan Üniversite olarak bizizdir. Enstitüler oldu ama evet, üniversite, bazında, ilk dedi. Şimdi kendi...